Selamlar. Ben şimdi harika bir bulgur pilavı yapacağım arkadaşlar. Bir tane soğanımı doğradım. Şimdi bir tane sarımsağımı da doğrayacağım. Ondan sonra bulgurumu yıkadım güzelce. Orada süzülüyor. Ve sonrasında söyleyeceğim. Haydi. Geliyorum şimdi. Şimdi şöyle tavama hemen azıcık bir sıvı yağ koydum. Ve soğanları atacağım. Şöyle soğanlarımı böyle attım. Şöyle bir diş sarımsağı ikiye böldüm. Çünkü ben sadece tadını versin istiyorum. Soğanlar kavrulurken biberleri de atacağız. Yine buzluğumda hazır olan doğranmış biber ve kırmızı biberlerimi de attım. Şimdi bunlar bir güzel kavruluyorlar. Kapağını kapatayım. Önce birazcık bir közülsünler. Sonra göstereceğim size. Bir yandan da burada salçalı soğanlı hazırladığım mercimek çorbam pişiyor. Ay kapağım kapağı kırıldı kız şeyin. Baksana. Elimde kaldı ya. Bunu da pazardan almam lazım. Burada da şöyle birazcık tavuk vardı. Bunları öyle bir tavada şey yaptım, sade. Onları da dedim yeriz pilavla. Öyle yani. Haydi şimdi devam ediyorum. Bulgur pilavı. Bir yandan dizimi izliyorum. İzleyememiştim. Ay kız dur sen bir dakika. Ondan sonra şimdi birazcık tereyağı koyacağız şeye, bulgur pilavına. Yani soğan biberine koyacağız. Bir yandan da canım nasıl tatlı bir şey istedi. Annem yapmıştı. Şöyle elmalı tarts gibi küçük küçük göndermişti. Isırdım gerçi, bu yuvarlaktı. Onu yiyorum bir yandan da, çok ama çok lezzetli. Harika. Buraları lütfen görmeyin arkadaşlar ya. Yani görmeyin derken görüyorsunuz da. Çok da şey yapmayın yani. Evet, bunlar öldü. Şimdi tereyağını koyacağım. Tereyağını da bir kavuracağım. Sonra bulgurunu ve domatesini koyacağım. Pişmeye bırakacağım. Evet ya, burada falan da böyle yemek piştiği için şu anda ne yazık ki hani sürekli çekip yani kameraya koyup sürekli çekebileceğim bir yer yok. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar da tereyağı koydum. Ve güzelce hepsinin kavrulmasını bekliyorum. Bir yandan da kettle'a su koydum. Bir yandan da orada su kaynayacak. Bir bardak zaten burada bulgur var. Bir bardak da su koyacağım ben. Bire bir oluyor bulgurda. Şeyi izliyordum. İstanbullu gelini. Şimdi şeyde Faruk'la Süreyya'dan çok ötekilerinin de hikayeleri bayağı bir karışmaya başladı. O Fikret, o şeytan Fikret yok mu? Gördünüz mü? Kız diyor ya, ben o beni diyor seviyordu, asla şey yapmaz diyor. Ya ne dersen de ne yaparsan yap, erkek erkeğin kafası çok farklı, çok başka çalışır arkadaşlar kesinlikle. Ya bir şey söyleyeceğim, dur o konudan önce. Çok tuhaf bir ben mercimek çorbası yaptım. Vallahi çok tuhaf oldu. Bakalım sonucunu çok merak ediyorum. Rondodan geçeceği için şu andaki görüntüsüne bakmayın ama. Şöyle lokanta usulü diye baktım tariften, öyle yaptım. Bakalım nasıl olacak, merak ediyorum bunu da. Ya Fikret öyle böyle, bak gönlü kayıyor yine başkasına. Kadınlar için bence yani %90 erkekler için geçerli, kadınların %10'unda bu geçerli. Birisinden ilgi gördükleri zaman
bence erkekler şaşırıyor. Evet, kadınlarda da şaşıran olabilir ama kadınlarda %10'u şaşırır, erkeklerde %90'ı. Ne yazık ki gerçek. Acı ama gerçek yani, kesinlikle. Ha, sonradan pişman olurlar. Şöyleydi, böyleydi falan da filan da, o ayrı ama kafa kayıyor maalesef. Evet, şimdi bulgurlarımı atıyorum. Şöyle şunları bir çevireyim. Ben bulgur pilavını asla sade veya salçalı sevmem. İlla ki böyle domates biberli olacak. Bunu da ancak hafta sonu böyle vaktim olduğu zaman yapabiliyorum. Hani işte önden domatesi biberi bilmem nesi. Evet, ben şimdi domates sosunu da alayım geleyim. Bu bardağın, niye bulanık çıkıyorsun? Bardağın yine bulgur da burasına kadardı. Domates sosunu da buna koydum. Bu da yine aynı şekilde. Aynı, yani bulgur kadar koymuş oldum ölçü olarak. Ondan sonra şöyle alalım kaynar suyumuzu. Evet, yine aynı ölçüde doldurdum. Ay, ne oluyor? Evet, bu da tamamdır. Suyumuzu da koyalım. Tamam. Ha, bu arada bir tatlı kaşığına yakın, yani çok dolu olmayan bir tatlı kaşığı şey attım, tuz attım. Öbür sarımsak nerede? Birinin bir tarafa, birinin bir tarafa. Sarımsakçığım. Nerede ötekisi? Neyse, umarım buralarda bir yerdedir. Bulamadım. Biri burada. Evet. Şimdi ben bunu küçük arka ocağa alacağım. Orada kısık ateşte pişecek. Evet canlar. Şimdi günün son yemeğine geçeceğim. Bu bayağı bir günün menüsü gibi oldu. Evet, bugünün menüsü olsun. Doğru. Bir tek çorbanın yapımını size göstermedim ama olsun. Hani şöyle, hatırlıyor musunuz? Daha önce dolma yapmıştım da iç artmıştı. Bunu buzluğa atmıştım. Bunu çıkardım. Kabında çözüldü. Bir yandan da yine tabii ki buzluğumda olan Tokat'tan bir arkadaşıma getirtmiş olduğum Tokat'tan gelen yapraklar var. Bunlar böyle böyle. Bu şekilde şeye basılmıştı. Ne derler? Kavanoz değil, ne o büyük şeyler? Bidon gibi işte. Evet, onlara. Ondan sonra biz de bunları yine bu şekilde aynı oradan çıkartıp olduğu gibi böyle böyle dondurduk. Bölüm bölüm çıkartabiliyoruz buzluktan. Şöyle bir kısım çıkarttım. Şimdi bu kalan içle bunları sarmak istiyorum. Haydi saralım. Anladınız neden çektiğimi. Şu bantları çıkarmaya çalışacağım. Evet, bunlarla cebelleşeceğim. Önce nasılsınız, iyi misiniz? Kızılay mı? İnşallah iyisinizdir. Fönü de aldım, geldim. İlk başta fön yöntemi. Sizler bana 3-4 tane yöntem söylediniz. Bu duvarı kazıyana kadar şey yapacağım, uğraşacağım bugün. Evet. Şimdi şöyle fönü taktım fişe. İlk başta hanginizden başlayayım? Şu. Kısa uzaktan da bekliyorum. Yakınlaşınca görüyorum. Birçoğunuz fön tut. O yapışkan böyle kendi kendine kalkar. Erir o sıcakta. O zaman böyle önüne almaz. (Gülüyor)
dolmalarımı serdim. Şöyle iki sıra oldular. Birazcık da arttı yaprak. Ay iyi ki arttı vallahi. Ben gerçekten yani bu tarz yemekleri çok sık yapmıyorum da yani hiç bana göre değil. Hiç bana göre değil. Hani vaktimi bununla harcamak istemiyorum. Vallahi oturup da böyle büyük büyük bir tencere saranlar ki başında annem gelir bir sardımı çok fazla sarar. Oturup da öyle büyük büyük tencere saranları gerçekten tebrik ediyorum. Zor iş, çok el oyalayan iş, bir de üstüne 2 dakikada yeniyor ve bitiyor yani işte. Hayır bilmiyorum, bana göre değil yani. O yüzden şimdi bize bu kadar yeter. Biz bunu yedik şimdi, bize bu kadar yeter. Daha sonra bakalım, Allah bilir ne zaman yaparım ben. Öyle yani arkadaşlar, bunu da şimdi pişirmek için koyacağım. Ha, su olarak salçalı tereyağlı bir su yapacağım. Ondan birlikte koyacağım. Onu da söyleyeyim. Pilavım çok güzel pişti. Bir de mercimek çorbamı da rondadan geçirdim. Evet arkadaşlar, gerçekten bunun tarifini çekmedim size şimdi ama gerçekten aradığım mercimek çorbası tarifini ben buldum sonunda. Hep böyle yapardım. Böyle bana bir, ne bileyim, böyle bir yavan gelirdi. Çok beğenmezdim ama bu sefer çok güzel, çok beğendim, çok lezzetli olmuş. İsterseniz tarifini veririm yani başka bir şeyde, ne derler, konuşamadım, başka bir vlogda yine yapınca size tarifini veririm. Bir yandan şöyle beyazlarım yıkanıyor, 95 derecede, bunun da 1,5 saati kalmış. Beyazlar birikmiyor bir türlü ya, değil mi? Hani bilmiyorum, bizde öyle anca havlular mavlarla falan toplayıp atıyorum da her hafta asla birikmiyor yani. Öyle yani. Haydi görüşürüz.